Araba abi burada 200 araba canlı. 200 adam çoğu balık sert havayı sevmez. Kaçar yani. Geçen hafta bunun önünü yaşadık. Hamsi 200, İstar 200. Yani yükseldi fiyatlar. O da fırtınadan dolayı, kardan dolayı denize çıkamadı. Denize çıkamayınca da gelen balık az oldu. Az olunca da içeride halde, İstanbul Gülpınar halinde balığa yoğun talep olduğu için yetmedi. Yetmeyince de yüksek fiyatlar olmaya başladı. İleride kar yağarsa hamsi, istavrit bunlar daha da yağlanacak. Bollaşacak diye bir kaide yok. O da yanlış bir teori. Daha yağlı, daha lezzetli balık alacak vatandaş. Ha ileriki günlerde belki Çinekop şu an, bak Çinekop kendini göstermeye başladı. Belki denize, Marmara'ya veya Karadeniz'e bol kar yağışı düşerse, deniz suyu istenilen seviyeye düşerse Çinekop bollaşabilir. Şu an bizim beklentimiz o. Ama diğer balıklarda ufaktan bir oynama olabilir fiyatlarda. Fiyatlar gayet normal. Yani haftalardır yaklaşık yani bir ay, bir buçuk aydır istavrit hamsi 150 lira, palamut 150 lira, levrek çupra 100 lira, tekir, mezgit bunlar biraz fiyatları gününe göre oynuyor. Ama hamsi, istavrit, palamut, çupra, levreklere baktığı zaman bunlar rolette kendi fiyatlarına devam ediyor. İnşallah ileriki günlerde de balık da yani kar da yağdığı zaman balık daha da yağlanacak, daha da lezzetlenecek. Vatandaş herkes cebine göre. Baktığı zaman çoğu vatandaş ucuz diyor, çoğu vatandaş pahalı diyor. Herkese saygımız var. Ama baktığı zaman şu İstanbul geneline veya Türkiye geneline balık kadar ucuz, lezzetli, doğal besin maddesi bir ürün yok. Bunu herkes bilmesi lazım yani. Dışarı bir şey, bir parça bir şey yesen dünya para. Bir kilo hamsi 150 lira, salatası, çorbası 150 liraya doyuyorsun. 3 kişi, 4 kişi. Levrek aldık. Birazcık indirim yaptılar sağ olsunlar. 100 liraydı, 90'a verdi. Öyle fazla alınca indiriyor birazcık. Ya yani ete göre daha iyi balık şu an yani. Fazla biraz tabii. Yani biraz yüksek. Ama ete göre iyi yani. Gezdim. Yani aynı fiyatlar, pahalı. Pahalı fiyatlar. Çok yemiyoruz işte. Yemiyoruz. Yani yememiz lazım. İhmal ediyoruz birazcık. Öyle yakınız aslında buraya ama işte şimdi gelmişken alalım dedik. Söyledim ya sana bir tane yazdım.